Herkes kolaya kaçmış, değil mi? Model bunu istedi, dağınık tara. Ama bugün modelin istediği yapılacaktı. Sonuçta ona saç yanlış. Komset böyleydi. Bilmiyorum. Sen bilirsin. 3 mü verelim, 2 mi? 3 verelim bence. 3 mü? Hı. Ha, tamam, pardon. Niye kapatıyorsun ki? Ne? Yani niye kapatıyorsun ki? Anlamıyorum. Sana ben. Ne? Hayır, sana değil yani, biz burada aldık baksana, yani niye kapatıyorsunuz ki, bunu anlamıyorum. Aklı ben yani. Yani ben sanki millete şey veriyorum. Ya. Bir veriyorum, algısı yaratıldı. Siz 5 veriyorsunuz, 3 veriyorsunuz. Niye kapatıyorsun? Aç abi. Açık olsun. Açık. Ama açık. Yan her şey açık. Yan tarafa veriyoruz. Yani açık Allah olsun her şey. Allah. Yani attığımız, ne bu kapatmalar, bilmem oyunlar, güzel. Anlamıyorum ben ya. Ne kadar biz olmasak, ne bileyim. Abi profesyoneller, eleştiri yapmayın. Bir şey diyeceğim. Biz puanı verirken zaten kamera görüyor. Hayır, görmüyor. Sonrasında hayır, kapatıyorum. Niye kapatıyorsun gördüğünü bile bile? Ya, böyle açık dursun. Bari buradan yürüme ya Allah aşkına. Hayır, sen merak var ettim. Ya, sana mı soracağız ne vereceğimizi? Vallahi bana sorma arkadaşım. Ya, açık ol. Peki açık. Puanlarımızı aldığımıza göre o zaman seni bekleme odasına alabiliriz Zeynep. Teşekkürler. Modelimizden 4 puan aldık ama mutlu değiliz çünkü çok beğendi. Hatta 5 verir diye bekliyordum ben ama yarışmacıların gereksiz yorumlarından çok etkilendi. Etkilenmemesi gereken yorumlardı bunlar. Çünkü dediğim gibi Ramazan Beyza sadece konuşmak için konuşuyor ve yaptığı yorumları desteklemiyorum. O yüzden modelimizin verdiği puanı bugün şaşırttı bizi. O zaman hemen ikinci takımın modeli Gülşah gelsin. Çok tatlı olmuş. Yine kapansın ve Gülşah kendine İyi baksın. İyi bağlayamamış arkasından. O neydi öyle? Gidin. Rozan kesin. Yani harikasın. İzlemedim. Arkadaki detaylara bakarsın. Saadetteki. Evet, onlara da bakayım. Ben örgüden korktum, örgüden sormuş. Arkası çok güzel olmuş dedi. Sanat yapıyorlar canım. Bizim yapamadığımız sanat yapıyorlar. Aslan'ı yansıttı mı? Evet, seni şöyle yanıma alayım. Korkmayın Özge Hanım. Gülşah, size bakmayayım isterseniz. Nasıl buldun kendini? Kendimi bulamadım. Bulamadım. Nasıl bulamadım yani? Çok şey, geride kalmışım. Bilmiyorum, belki... Şimdi... Rujunun şekli bozuk. Hayır. Rujunun şekli belli ki öyle sürülmüş. Evet. Dudağına göre sürülmemiş. Gözün, dudağın, hani bu neyi yansıtan bir şey oldu acaba senin için? Ben aslında Helena, bu arada yanlış söylüyordum. Kleopatra da Helena'yı söylemek istemiştim. Birazcık daha dağınık ama toplu, derli toplu örgüsü. Hamirine çok farklı iki şey söylüyormuşsun. Evet. Yani ben yanlış yansıttığım için olmadı diyebilir misin, beğenmedin sen? Şöyle söyleyeyim, yok. Ben dağınık istiyorum diye söyledim. Peki. Ama Kleopatra örneğini yanlış verdim ama Kleopatra gibi yap saçımı demedim zaten. Tamam. Yani o yüzden yanlış yönlendirme yapmış olmadım. Ama dedi saçınıza uyum göstersin diye makyajınızı birazcık abartıp hani 1500'lü yıllara götürmek istiyorum dedi. Daha farklı bir şey olsun dedi. Yani çok farklı olmuş, o yüzden kendimi bulamadım. 1500'lü yıllarda doğmadığım için sanırım. Rujum bu tabii ki şekli, benim dudağımın şekli değil ama aynı da değil. Yani oradaki hatayı gördüm ben. Bir konsept olsa yüzüm gerçekten güzel olur ama şu an hani konseptten çok ayrı oldum. Yani benim hayalimden birazcık koptum. Yani saçımın örgüsü olmuş ama istediğim o kabarık, yanlardan çıkıntı olan bir kabarıklığı, şişikliği yok. Ben örgüyü şu şekilde istedim. Düz oldu. Kötü olmamış. Yine de örgü yapabiliyormuşsun. Onu gördün. Ama sadece kenarları yapamadın. Çıkıntıyı kreple yapabilirdin ya da başka bir şeyle yapabilirdin. Ben sana daha çok güveniyordum sana. Ama sen kendini bıraktın. Benim moralim daha çok bozuldu. Ben kimsenin hayal kırıklığı yaşamasını istemiyorum. Herkes yetenekli. Buraya kadar çıkmışsanız illaki bir şeyler biliyorsunuz.
Bu benim haddim değil yani size bir şey söylemek. Ama kendiniz empati yaparak lütfen hani bana yardımcı olmaya çalışsaydınız onu isterdim. Hayal oldu. Uzak mıyım, yakın uzak mıyım, yakın uzağım. Mıyım diyorsunuz. Uzak uzağım. Diyorsunuz. Peki. Ama verilen emek güzel. Peki. Elinize sağlık. Ben şimdi bir şey söylemek istiyorum. Evrim. Modelin, bu hafta size eşlik eden modeliniz. İnanın şu ana kadarki en uyumlu olan modellerden biri. Bu bir. Evvela o. Sonra ben ki bu yarışmanın en başından beri çok fazla müdahale de etmem. Ama minik minik uyarılarda ya da destek tüyolarda bulunabilirim. Bir, iki, üç, belki beş kere sana pes etmemen için destek olmaya çalıştım. Bak hala zamanın var. Hala yapabilirsin. Evrim bırakma. Baştan sıfırdan tamamen çözüp tekrar yapabilirsin bile dedim. Kendi takım arkadaşın bekleme odasından sana seslendi. Bir daha başla Evrim. Onu da geçtim. Rakip takımlar yani sen saçı yap diye herkes seferber oldu aslında. Sonra zaten canın sıkıldı, sinirlerin bozuldu. Biraz ağladın. Olabilir, çok normal. Sana sorum şu. Bunca desteğin varken niçin pes ettin? Yani dediğim gibi zaten öncelikle modelime anlayışı ve nezaketi için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ılımlı bir model. Ki ben geçen haftalarda çok daha zor bayanlarla mücadele ettim hem arkadaşlarımdan onlarla. Öncelikle onun için çok teşekkür ediyorum. O beni hatta motive etti. Yapabilirsin, sana inanıyorum. Ama hiç benim öyle bir şeyim yoktu. Yani çünkü örgü hiç bilmediğim bir şey. Ben bunu en başında da söyledim ve direkt hayalini sorduğumda örgü deyince zaten ben orada bir gittim yani. Bitti benim için. Elimden geldiğince yansıtmaya çalıştım. Tabii ki hiç alakası yok. Bir de bekleme süresinden dolayı da o şişikler biraz daha inmiş. Arkası atmış gene aynı şekilde. Diyecek çok bir şey yok açıkçası. İki makas at, bir de tarak. Güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin. Kuaförüm sensin.